Sevgili arkadaşlar, merhaba. Geçen gün eski bir arkadaşım bir Rus ressama ait sıra dışı bir tablo paylaştı benimle. Bu tabloda yer alan resmin hikayesi oldukça dokunaklıydı ve beni çok düşündürdü. Resme uzun süre baktım ve değerlendirmeye çalıştım. Evet, resim marjinal bir tasvire sahipti. Hikayesi de oldukça etkileyiciydi. Etkilenmiş olduğum bu resmi bazı yakın arkadaşlarımla paylaştım. Ve her biri çok farklı tepki gösterdi. Kimi sanatsal, kimi değerler ölçüsünde yorum yaptı. Resim hakkında duygularını paylaşan her arkadaşım, "Sen olsan bu durumda ne yapardın?" diye bana karşı soru yönelttiler. Ve gayet medeni bir şekilde tartışıp fikir alışverişinde bulunduk. Ve bu tartışmalara malzeme olan resim, "Sen olsaydın ne yapardın?" videosunu hazırlamama neden oldu. Biraz araştırma yapıp, konu başlığına uygun, dikkat çeken farklı konuları da derleyip bir video hazırlamayı düşündüm ve sizlere paylaşmak istedim. Eminim sizler de yakın dostlarınızla sizlerle paylaşacağım olayları konuşup "Sen olsaydın ne yapardın?" diye soracaksınız. Arzu ederseniz kanal takipçileriyle de düşüncelerinizi paylaşıp fikir alışverişinde bulabilirsiniz. Ve bu videonun hazırlanmasına sebep olan resmi de sizlerle paylaşacağım. Ancak bu resmi paylaştığınız arkadaşlarınızla fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Bu gayet normal. Tartışma seviyesinin düşmesine lütfen asla izin vermeyin. Olur mu? İsterseniz hemen 5 kısa hikaye ile "Sen olsaydın ne yapardın?" dedirten dokunaklı konulara geçelim. Ekim 1972. Uruguay'ın 41 kişilik Monte White Rugby takımını Şili'ye götüren Fairchild F-227 sefer sayılı uçağı Arjantin'in Ant dağlarında yere çakıldı. ...27 kişinin sağ kurtulduğu trajik kazanın hikayesi Ant Dağı'nın 4500 metre yüksekliğinde ve -30 derecede geçiyor. Mucize eseri düşen uçakta sağ çıkan 27 kişi soğuk ve açlıkla savaşırken yine de kurtarılma umutlarını kaybetmemeye çalışıyorlardı. Ama kazanın 10. gününde uçağın transistörlü radyosundan duydukları "Arama çalışmalarına son verildi" anonsuyla kurtarılma umutları büsbütün sönmüş ve duygusal çöküntü başlamıştı. Uçaktan sağ kurtulan yolcular ve yakınları kurtarılmayı bekledikleri 72 günlük yaşam mücadeleleri sırasında bir yandan yazlık giysilerle düştükleri karlı dağ zirvesinin çetin koşullarında, diğer yandan da açlıkla savaşıyorlardı. Tam 2 ay boyunca enkaz bölgesinde hayatta kalmaya çalışan yolculardan birçoğu, kazada aldıkları yaralar, açlık, zayıflık gibi nedenlerden sağ çıkmayı başaramamıştı. Yaşam umudunu kaybetmek istemeyenlerin ise açlıktan ölmemek için tek çareleri kalmıştı. O da ölen arkadaşları demek. Bu yaşanmış hikayede 22 Aralık 1972'de 72 gün boyunca medeniyetten uzak bir dağın tepesinde aç, susuz, mahsur kalan yolculardan sadece 16'sı Ant Dağları'nda ölümü alt etmeyi başarıyor. Enkazda geçirilen 2 ayın sonunda açlıktan, soğuktan iyice zayıflamış ancak
yaşam umutlarını kaybetmek istemeyen insanlar vardı. Parado bunlardan biriydi. Parado isimli bu yolcu yazdığı anılarında "Bizi kurtaracak birilerine ulaşmak için tek şansımız Ant dağlarını aşarak Şili'ye geçmek olduğunu biliyorduk" diyor. Ve yola çıkmaya karar veriyor. Parado birkaç kazazede ile yola çıkarken geri kalan arkadaşlarından Kalitos'a "Eğer yiyeceğim biterse annemi veya kız kardeşimi yiyebilirsin" diyor. Parado'nun liderliğinde 11 gün süren yolculuğun sonunda Ant dağlarını geçmeyi başarıyorlar. Ve mucizevi bir şekilde karşılarına bir çoban çıkıyor. 22 Aralık 1972'de 72 gün boyunca medeniyetten uzak bir dağın tepesinde aç susuz mahsur kalan yolculardan sadece 16'sı Ant dağlarında ölümü alt etmeyi başarıyor. Parado kurtulduktan sonra kendisine en çok sorulan sorunun "Bunu nasıl yaptınız? Arkadaşlarınızı nasıl yediniz?" olduğunu söylüyor. Ve bu soruya şöyle yanıt veriyor. "Ölüm karşısında imkansız olduğunu sandığınız şeyleri yapabiliyorsunuz. Sonunda cesaretimi kazanıp eti ağzıma içeri ettim. Tadı yoktu. Bir iki kez çiğnedim, zorla yuttum. Suçluluk duygusu ya da utanç hissetmedim. Hayatta kalmak için yapmam gereken buydu ve yaptım." Bu yaşanmış trajik olayın 1993 yılında Yaşamak İçin Alive adlı filmi çekilmiştir. Talihsiz bir uçak kazasında sağa çıkan ve yaşam mücadelesi veren kişi "Sen olsaydın ne yapardın?" Geçtiğimiz aylarda NASA, Mars'a gitmek için gönüllü bulmak üzere bir kampanya başlattı. Kampanya için birbirinden renkli afişler hazırlandı. "Mars'ın size ihtiyacı var" sloganıyla başlatılan kampanyanın ilk duyurusunun yapıldığı ana afişinde kızıl gezegendeki bir uçurumdan aşağıya inen bir astronot resminin altında "Mars'ın kaşiflere ihtiyacı var" ifadesine yer verildi. NASA web sitesinde "Gelecekte Mars her çeşit kaşife, çiftçiye, geometriciye ve özellikle de size ihtiyacı var. Haydi bize katılın" mesajını yayımladı. 2030'da gerçekleşmesi düşünülen yolculuğun 2024'te yapılması ve gönderilen insanların Mars'a 2025'te varabileceği planlanıyor. Mars'a gönüllü gitmek için 80 bin kişi başvurdu. Başvuran 80 bin kişinin sayısı yapılan elemeler sonucunda ilk önce 660'a düşürüldü. En sonunda yapılan mülakat ve testler sonucu sayı 3'e indirildi. Dünyaya geri dönmemek üzere seçilmiş bu 3 kişi Mars'a hareket edecek ve burada insan kolonisi oluşturacaklardı. Mars yolculuğu için seçilen bu 3 kişi bir daha asla dünyaya geri dönmemek üzere yola çıkmak için hazırlanmaya başladı bile. Gezegendeki radyasyon oranının oldukça yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bu oranın Mars'ta görev yapan gönüllü astronotların kansere yakalanma riskleri olduğunu kendilerine bildirdiler. Su, yiyecek ve enerji üretimi aşılması gereken en önemli engellerin arasında yer alıyor. Marslı filmindeki astronot, çiftçilik yaparak ve birkaç kimyasal dokunuşla bu sorunları geçici bir süreliğine de olsa çözmüştü. Her türlü riske
ve bir daha dünyaya geri dönmemek üzere Mars'a gidecek gönülleri tebrik etmek gerekiyor. Mars'a yolculuk için 11 Türk'ün de başvuruda bulunduğu söyleniyor. Şu an bir daha dünyaya geri dönmemek üzere Mars'a gitmesi planlanan 3 kişilik ekibe Türkiye'yi temsilen ek kontenjan verilmiş olsa ve bu kişi sen olsan ne yapardın? Kaliforniya, Yosemite National Park. Peter, Annie ve babaları dağcılık konusunda uzman aile bireyleridir. Dawn Wall adında bir rotada serbest tırmanma yaparlar. Rota, dünyanın en zor uzun duvar tırmanışı olarak kabul edilir. Peter, Annie ve babaları bütün güvenlik önlemlerini almış, dikey kaya tırmanışı gerçekleştirmeye başlamışlardı. Bu rotada kendilerinden önce tırmanmaya başlayan dağcılar da vardı ve amatör dağcılardan oluşan bir ekipti. Beklenmedik bir terslik oldu ve amatör dağcıların halatları ve sırt çantaları kayadan aşağıya düştü. Bu düşen çanta ve halatlar aşağıda dik yamaçta tırmanmaya çalışan Peter, Annie ve babayı tehlikeli bir duruma soktu. Düşen halat ve çantadan sonra dengelerini kaybeden ve birbirlerine halatla bağlı olan amatör dağcılar dik yamaçtan aşağıya doğru düşmeye başladılar. Ve alt koridorda bulunan Peter, Annie ve babasının halatına takılıp kontrolden çıktılar. Maalesef bu 5 dağcı tek halata asılı halde kontrolsüz bir salınım pozisyonunda kaldı. Halatın en üstünde asılı kalan Annie, bir altında abisi Peter, onun altında babaları ve en altta ölümcül düşüşe sebep olan iki amatör dağcı. Tırmanma halatında asılı kalırlar ve panikle çarptıkları için halattan sıyrılırlar. Ve amatör iki dağcı dik kayalık yamaca düşer. Halatta asılı kalan aile, babanın sakin tavrıyla kurtulma ümidiyle çaba sarf eder. Ancak halatın en üstünde bulunan Annie, tüm çabalar rağmen halatı güçlendirmek için gerekli hamleyi yapamaz. Ve kanca yerinden çıkmak üzeredir. En altta asılı durumda kalan baba, bu durumda çok fazla kalamayacaklarını, halatın 3 kişiyi taşıyamayacağını ve hep birlikte uçuruma düşüp öleceklerini öngörür. Ve üzerinde bulunan oğlundan kendisini ve kardeşini kurtarma pahasına kendi halatını kesmesini ister. Peter ve kız kardeş Annie, babalarının bu teklifini asla kabul etmek istemezler. Babalarının kendini feda etmesine izin vermek istemezler ve teklife karşı çıkarlar. Ancak zaman çok azdır. Kanca 3 kişinin ağırlığını daha fazla çekemeyeceği ortadadır. Ve Peter ağlayarak babasının asılı olduğu halatı ne yazık ki kesmek zorunda kalır. Sonuç, İki kardeş kurtulur ve babalarını kaybederler. Bu anlattığım hikaye Dikey Limit filminin ilk 7 dakikasında geçiyor. İlk 7 dakika hem görsel, hem efekt, hem de duygu açıdan çok güçlü bir anlatıma sahip. Bir an için kendini bu kaosun ortasında profesyonel bir dağcı olarak hayal etti. Ve maalesef talihsiz bir tırmanma kazası yaşarıp senden hayati bir karar vermen istenseydi sen olsan ne yapardın?
Dünya tarihinde 600 yıl hüküm sürmüş bir imparatorluğun torunlarıyız. Bu imparatorluk 7 cihana meydan okuduğu şanlı bir geçmişe sahiptir. Arşivler şanlı zaferlerin ve saraylardaki şaşalı saltanatın tanıklarıdır. Ancak bu büyük imparatorluk duraklama ve zayıflama dönemlerinde kan kaybedip tarih sahnesinde yerini yeni bir Türk devletine, yani Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakmıştır. Burada Osmanlı tarihini konuşmayacağız. Ancak o ihtişamlı imparatorluğun çokça tartışılan ancak inkar edilemeyen bir devlet geleneğine dikkat çekmek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda kardeş katli. Bu durumu hanedanın, din ve devletin selameti ve bekası evlattan daha mühimdir düşüncesiyle uyguladıkları söylenir. İşte Osmanlı Devleti'nde genelde tat uğruna, yaşına bakılmaksızın kardeşlerini öldüren padişahlar. 1. Murat'ın oğlu Şehzade Savcı, 2. Murat. Osmanlı padişahları arasında kardeş katline her ne kadar karşı çıkan isimlerden de olsa 13 yaşındaki kardeşini incir ağacının altında boğurtmasıyla biliniyor. 1. Beyazıt. Fatih Kanunnamesini kullanarak 16 Aralık 1512'de Şehzade Mehmet, Şehzade Mustafa, Şehzade Orhan, Şehzade Emir ve Şehzade Osman, Şehzade Mustafa, Şehzade Osman'ı Şehzade Korkut'u Şehzade Kazım Boltu'da öldürmüştür. Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu olan 3. Murat, kardeşleri Şehzade Mustafa, Şehzade Osman, Şehzade Süleyman, Şehzade Cihangir ve Şehzade Abdullah adındaki 5 kardeşini Topkapı Sarayı'nda boğdurtarak tahtın tek varisi kalan padişah olmuştur. 4. Murat'ın kardeşi Şehzade Beyazıt ile Şehzade Süleyman, Şehzade Kasım boğdurtarak intihar etti. 3. Mehmet tam tamına 19 kardeşini taht uğruna katlederek büyük bir kıyma imza attı. Son olarak Fatih Sultan Mehmet Osmanlı tarihinde Fatih Kanunnamesi ile kardeş katlini yasallaştıran bir padişah oldu. Günahıyla, sevabıyla sahip olduğumuz imparatorluk gerçeği bu. Arzu edenler Osmanlı tarihinin arşivlerini araştırıp bu konunun tüm detaylarına ulaşabilir. Şimdi gelelim olayın fantastik tarafına. Bir zaman tüneline girin. Ve artık o büyük imparatorluğun güçlü, azametli padişahı olduğunuzu ve devletin bekası için kardeş katli yapmanız gerektiğini size söylense. Sen olsan ne yapardın? Evet sevgili dostlar, geldik bu videoyu hazırlamama sebep olan tartışmalı tabloya. Başta da dediğim gibi, sahip olduğunuz değerlere saygı gösterilmesini istiyorsanız, aynı fikirde olmayan arkadaşlarınıza da ve onların değerlerine de saygı göstermek durumundasınız. Barok tarzının önde gelen isimlerinden Rus ressam Peter Paul Rubinisch 1635'te bu eşsiz resmi yaptı. Tablo Rusya'nın St. Petersburg kentinde dünyaca ünlü Hermitage Müzesi'nde sergilenmektedir. Tablodaki resimde elleri arkadan bağlanmış yaşlı bir mahkum ve onu emziren genç bir kadını tasvir ediyor. Tablonun trajik hikayesinde Simon yani yaşlı adam dönemin muktedirlerine muhalif olmuş ve dönemin muktedirleri tarafından
bir şeyleri itiraf ettirmek üzere zindana kapatılıp aylarca işkence yapılmış ve günlerce açlığa mahkum edilmiş, ölüme terk edilmiş. Bu durum karşısında çaresiz kalan ve yeni doğum yapmış kızı Pero, babasını belki de son kez görebilmek adına büyük zorluklarla çareler aramış ve sonunda gardiyanlara rüşvet vererek gizlice babasının bulunduğu mahzene zindana girmeyi başarmış ve babasını görmüş. Zindanda babasının açlıktan ölmek üzere olduğunu gören kızı, onu ölümden kurtarmak adına ne yapabileceğini düşünür. Yapabileceği tek şeyin onu kendi sütüyle emzirmek olduğuna karar verir. Gardiyanlardan biri bu durumu görür ve kızın babasını hayata döndürmek uğruna yaptığı bu fedakar davranıştan etkilenip durumu dönemin çarına bildirir. Ve çar Vladislav Vaza genç kadının babası uğruna ölümü göze alıp onu hayatta tutmak adına gösterdiği bu cesur davranış nedeniyle Simon'u yani babayı bağışlar. Gözyaşlarıyla bağışlanan baba Simon, özgürlüğüne kavuştuktan sonra gözden uzak bir hayat yaşar. Bu duygu yüklü hikaye, başta Rus ressam Peter olmak üzere pek çok ressama ilham kaynağı olmuş ve bu dramatik hikayeyi tablolarında betimlemişlerdir. Bu resmin hikayesinde yer alan kahramanlardan biri sen olsaydın ne yapardın? Evet, hayat bazen hepimize ben olsaydım diye başlayan sözler söyletir. Umarım yaşamanızda ben olsam diye başlayan güzel hikayeleriniz olur. Sevgiyle kalın.